arkadaşlar. Denizli Spor kariyerimize 15. bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Bu bölümde Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüşümüzü yapacağız. Transfer dönemimizi kapattık biliyorsunuz. Napoli'ye karşı son 16'da eşleşmiştik. Napoli'yi ilk maçta yenersek çok güzel bir avantaj yakalarız. Fenerbahçe ile kupa maçlarımız var. Bir tane var. Bir tane de lig maçı var. Trabzon maçı var. Sivas Spor ve Çaykur Rize maçları var. Burada gördüğünüz maçları yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölüme de bu ayın maçlarını yapacağım. Öyle devam edeceğiz. Ligin zirvesindeki Trabzon'a karşı oynayacağız. Yıldırım Mert Çetin'i de hiç görmedik. Burada o yüzden basın toplantısı düzenliyoruz Gürkan Hoca'yla. Kendimle artık bilmiyorum. Ben miyim? O muyum? Neyse, normal klasik sorulara cevap veriyorum bu sefer. Diğer türlü yaptığım basın toplantısı biraz zaman alıyordu. Takımımızın bu momentumu koruyabilecek güce sahip mi? Umarım tüm katkıdan fayda alırız işte. Katkı alırız. Kadrodan katkı alırız. Ve bu maçtan beklentileriniz nedir? Yine kazanmaya çalışacağız diyerek takımımızı full moral yapıyoruz. Moral FIFA'da işi kolaylaştırıyor ama momentum tutarsa bu sefer de iş çok zor oluyor. Bizim bir puan üstümüzdeler. Bundan sonra Fenerbahçe'ye karşı kupa maçı gelecek. Ama biz bu maçı kazanmamız şart. O yüzden böyle bu kadroyla sahaya çıkalım. Tavsiyelerde sağ kanatta Recep'in yerine aslında Gilerme'yi oynatmamı isteyenler var da şimdilik böyle kalsın. Şimdilik böyle kalsın. Bakarız. Ondan sonra ikinci yarıda Gilerme'yi oyuna sokarız. Böyle başlayalım. Sezonun belki de en büyük maçı arkadaşlar. Bakalım kazanabilirsek bu bölümde iyi gider diye düşünüyorum. Kazanamazsak bölüm bence kötü gider. Napoli'ye karşı gelecek maçımızda bayağı zorlanabiliriz o yüzden. Veseli'yi sol beke koymuştuk. Evet, o yüzden Yıldırım Mertçetin de ilk maçı oluyor bu arada. Aman dikkat, Kasami artık bu kimse Kasami. Yıldırım Mertçetin önünde tutamadı. Sörloth ligin en skorer oyuncusu erken dakikalarda Trabzon'u öne geçiriyor. Bizi beynimizden vuruyor. Yıldırım Mertçetin henüz takıma alışmış değil gibi görünüyor arkadaşlar. Orada pozisyon hatası. Veseli o hatayı kolay kolay yapmazdı. Mertçetin adamı kaçırdı. Alexander Sörloth ligdeki 27. golünü mü attı ne? Ideguchi. Pas güzel. Aduriz. Kutsal çocuk Kudüs. Barova atar mı? Attı. Offside var mı? Yok. Var. Biraz geç attı Kudüs. Oo, Hüseyin direkt Sörloth'a verdi. Sörloth bu sefer kaçırdı. Yıldırım Mertçetin'den bir müdahale var. Hüseyin yoksa bizi sabote mi ediyor? Vay vay vay. Peşin oha. Yıldırım Mertçetin biraz küçük kalıyor sanki. 1.91 boyu var ama 1.87 mi? 91 miydi? Zayıf kalıyor gibi görünüyor. Ideguchi, aferin Ideguchi. Kontra atak. Fırat. Offside. Offside yok. Offside yok. Ne offside'ı? Fırat. İşte bu. Vay 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 vay. Arit Saduriz. Vallahi orada offside sandım Kudüs'e verdiği pasta ama Matador avlıyor. Fırat'ın asisti, Matador'un golü. Şöyle bir bakalım. Offside pozisyonu demek ki uzaktaki adam bozdu. Fırat bıraktı. Aduriz baba yazdı. Arit Saduriz bu sezonki en büyük transferimiz arkadaşlar. 1-1. Vakayme aman dikkat. Vakayme, Yıldırım Mertçetin yine alamadı. Kasami. Kasami. Dışarı. Burada direkt Adil Rami hesabı arkadaşlar. Adil Rami gibi biz de Yıldırım Mertçetin'i direkt çıkarıyoruz. Zakaria'yı sola, Veseli'yi tekrar yerine, Yıldırım Mertçetin çıkıyor. Fırat. Barov. Rüzgar'ın çocuğu kaçıyor. Rüzgar'ın çocuğu Barov. İyi getirdi. Barov. Üstten Kudüs. Kudüs niye çekemiyorsun Kudüs? Aman çocuklar. Abdülkadir. Vuruyor Lunev. Sağlam kurtardı. Ezibuya içeride tuttu. Rüzgar'ın bir diğer çocuğu da o. Ama işe yaradı mı bu? Hüseyin Türkmen engelledi. Zakaria uzaklaştır gözünü seveyim. Obi Mikel kötü vurdu. Büyük tehlikeler ilk yarı bitmeden arkadaşlar. Şimdi burada da ilk yarı hoca bitiriyor. Trabzon bizi duman eder gibi oynuyor. Ama olması da gereken bu. Benim istediğim de bu. Zorlanmak. Trabzon beni bayağı zorladı. Şimdi Recep Niyaz'ı pek göremedik. Dediğinizi yapıyorum. Gilerme giriyor. Kudüs de pek ortalıkta yoktu ama ona güveneceğim. İkinci yarı 1-1 başlıyor. Evet Kudüs. Fırat kaçıyor. Fırat git. Fırat. Fırat. Uğurcan. Ideguchi. Aduriz'i buldu. Evet. Kudüs.
Aduriz abisini atmaya çalışıyor ama Uğurcan. Ideguchi, Fırat kaçıyor. Şimdi Aduriz Fırat'a. Fırat Günver, Fırat Aduriz'e. İşte bu be, asist makinesi yapacağım ben bu çocuğu. Aduriz 2, Matador'dan gol sevinci. Fırat az önce kötü çekti, bu sefer pas vermeyi tercih etti. Koçum benim. Şuna bakın, kendini iyi kontrol. Aduriz çok rahat, çok rahat. Fırat henüz 18 yaşında arkadaşlar. Sörloth döndü, Sörloth Veseli. Bak Veseli bırakmıyor abi. Evet, kontra atakta az adamla yakaladık Fırat. İşte bu. Aduriz. Fırat'a oynadı Fırat. Burada Barov'u buldu. Barov 3-1. Fırat'ın 3. asisti Barov'dan. Barov'dan horoz dansı var mı? Barov ne yaptı abi? Oo. Barov ne hareketi bu arkadaşlar? İşte bu ya. Aduriz. Kontra atakta çok açık veriyor Trabzon. Barov'un ayağını bir yapıştı, bir şeyler oldu ama helal. İkinci yarıda bambaşkayız arkadaşlar. Açıklar var, açıklar var. Kleiber, Kleiber kimse. Abdülkadir, aman. Hüseyin Abdülkadir'in önünde, Hüseyin Türkmen alıyor Abdülkadir'den, güzel. Şimdi kontra atak, yine açıkları var Trabzon'un. Barov, Barov. Rüzgar'ın oğlu Barov. Barov güzel döndü Barov. Müthiş pas mı? Aa, Barov asist yapmayı unutmuş Barov. Korner Kara Ömer'den. Aduriz'i bulur mu? Kara Ömer güzel gönderdi. Uğurcan Aduriz'den önce. Kudüs alamadı. Top bizde ama. Son 2 dakikayı da böyle bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. 4. gol geliyor mu? Ideguchi, Kudüs. Evet, Aduriz, Kara Ömer, işte bu. Yap dansını yap. Nasıl yapıyordun? Yanlış yaptım be, yanlış hareket bu. Golün tekrarı, Aduriz'den bir asist burada. Kara Ömer, neyse yine Kabile Dansı şarkısını duydunuz arkadaşlar. Kara Ömer, kabile çocuğumuz, kabile diyorum hala. Özür diliyorum arkadaşlar, benim Türkçe %100 değil, ne kadar da hani iyi olmaya çalışsam da. 5. golünü attı Süper Lig'de Kara Ömer. Ve maç da böyle biter mi? Hoca bitir. Acı Trabzon'a. İkinci yarıda bambaşka bir Denizli vardı sahada. Hocam bitir. Olcay Şahan hala burada. İşte bana böyle mücadele lazım. Bir gol yedikten sonra pes etmeyen bir takım lazım. Öyle de bir takım bulduk kendimize Denizli'de. Ve bu maçı da almayı başardık. Maçın adamı Aritz Aduriz olmuş. 10'da 10. Fırat Günver 9. Fırat Günver'in 3 asisti var. Aduriz'in 2 golü 1 asisti var. Kudüs hiçbir şey yapmadı bu maçta. O kadar. Herkes iyiydi ama yine de. Bu performansından sonra Fırat'la Kudüs hak ettiler antrenmanı. Fırat'tan A ve B. Şimdi Fenerbahçe maçı var. Aynı ilk 11 mi desek? Aynı ilk 11 demeyelim. Yıldırım Mert Çetin. O çocuğu da çalıştırmamız lazım. Çünkü yoksa öyle olmayacak. Bu maçta Recep Niyaz dinlensin abi. Kaptanımız tamam, Aduriz olsun. Adam 40 yaşında zaten. Gilerme'yi ilk 11'de görelim. Deplasmanda oluyor ilk maç. En azından kondisyonlar fena değil. Geçiyoruz. İstanbul'da sağanak yağış var. Kadıköy'de yine de tribünler tıklım tıklım. Çünkü geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe'nin taraftarları hala umutlu bu senede. Onlar da zaten üçüncüler. Bize Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe geliyor şimdi. Çok erken geldiler. Geçen sezonun finaliydi bu. Fenerbahçe'nin ilk 11'i Altay Bayındır. Göster hepsini hocam. Kufre, Çiftpınar, Rami, Palacios kimse, yeni bir sağ bek, Tolga Ciğerci, Tolga Arslan, Tolgay Arslan, Alper Potuk kaptan, Rodriguez, Deniz Türüç ve forvette Frey. Frey geri gelmiş kiralıktan ve satmamışlar. Bakalım. Hadi. Zakaria, Fener'i bitiren adam Zakaria. Verdi Fırat Günver. Ideguchi, Ideguchi atıyor. Süper attı Ideguchi. Kötü vuran Aduriz. Yakın direğe gitmeliydi. Frey. Fener tehlikeli geliyor. Tolgay. Tolgay iyi sıyrıldı. Pası Hüseyin Türkmen. Kritik müdahale. Deniz Türüç aman. Aman. Ideguchi Deniz Türüç'ün önünü iyi kesti. Şimdi Ideguchi. Bırakma abi. Ideguchi muazzam oynuyor arkadaşlar bu bölümde. Tolga Ciğerci. Alper Potok. Alper. Kaçma Alper. Alper kaçma Alper. Ideguchi. iyi kaçırdı. Aman dikkat. Lunev. Tolga Arslan iyi saklıyor Fenerbahçe.
Deniz Türüç. Orta. Alper gol. Burada hata şimdi Veseli'den miydi? Hüseyin Türkmen'den miydi? Bilmiyorum. Hiç müdahaleye gitmediler. Görüyorsunuz o arkadaki, yani Alper potuyu tutan adam orada ne yaptı bilmiyorum. Bıraktı resmen topu. 1-0 Fenerbahçe. Alper Potuk. Ooo, Frey süper pas veriyor. Alper'e bakın, boşuna kaptan olmamış. Biz de çıkarken berbatız. Veseli iyi. Hatayı yapan Hüseyin'miş az önce. Tipinden belli. Haydi Fırat. Kudüs'e süper attı. Altay çıktı. Kudüs'te bir yavaşlama var. Acaba saçlar aerodinamik değil diye yavaşlatıyor mu Kudüs'ü? İlk yarı 1-0 bitiyor. İlk yarıda pek bir şey yapamadık arkadaşlar. Kıl payı pozisyonlar oluyor ama maalesef adam akıllı pozisyon bulamıyoruz. Şimdi Aduriz değil de Kudüs'ü çıkaracağım. Rodeaga girecek. Kudüs'ün biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Recep Niyaz. Recep'i de alsak mı? Gilerme'yi de pek göremedim ama Baro'u da hiç göremedim. Şöyle yapacağım. Gilerme solda da iyi oynuyor. Böyle devam. Recep. Ooo, mükemmel ball roll. Recep gidiyor. Recep. Ceza sahası içi. Recep bırakıyor. Aduriz. Kaleci Altay. Ezebuye. Evet mükemmel. Fırat Günver ayağı kontrol edemedi. Bu kaygan zemine bizim oyuncular alışamadı bir türlü arkadaşlar. Alper Potuk. Orta. Hüseyin bu sefer iyi. Oha! Tolgay. Ne yapıyorsun Tolgay? Yavaş. Zayt. Ezebuye alamadı. Tolgay Arslan. Tolgay Arslan'ın pası. Evet. Ideguchi orada iyi tuttu. Yine tehlike vardı. Hala da tehlike devam ediyor. Vallahi bu maçta ne yapıyoruz bilmiyorum. Evet, Fırat kaçıyor. Fırat'a pas gidiyor. Recep'ten Fırat Günver. Yine doğru düzgün kontrol yoktu. Fırat, işte bu kadar be. Fırat harikalar yaratmaya devam ediyor merkezi ofansif orta sahada arkadaşlar. Fırat'tan beyzbol sopası. Fırat golf seviyormuş ya da beyzbol seviyormuş. Recep Niyaz, ara pası Fırat. Rami bak, o kadar yavaş olmasına rağmen yine de Fırat'ın peşini bırakmadı. Oyunda bir... Bilmiyorum, bir enteresanlık var ya da bizim oyuncular bugün oynamaya gelmemişler. Fırat zar zor getirdi, attı. Deplasman golü iyidir. Gilerme, hadi kaç Gilerme. Orada bir faul vardı, Gilerme'ye geçmedi. Gilerme şimdi iyi getirdi. Bu Palacios da çok hızlı. Gilerme tuttu. Rodeaga'ya çıkaramadı be. Zakaria, güzel. Ideguchi, sakin çocuklar. 86. dakikadayız. Güzel pas, iyi pas. Aduriz, çok iyi. Hadi Fırat. Offside mı Rodeaga? Ah be. Hüso alsaydın bir şey yapardık. 90+2. Aman. Uzaklaştırın. Gol var mı? Yok. 1-1 bitiyor arkadaşlar. Zorlandık. Bayağı zorlandık bu maçta. İyi, deplasmanda bir gol. Evimizde kapatırız. Ligde tekrar liderlik koltuğuna oturmuşuz. Rakibimiz şimdi Sivasspor. Sivas'a karşı ikinci kadromuzu kullanacağım. Yıldırım Mert Çetin'de bu ilk 11'i aldım. Burada defansı aldım. Konare, Kara Ömer, Rodeaga, Karamoko. Bu çocukları görelim şimdi. Sivasspor'a bu çocuklar çok gol atmışlardı diye hatırlıyorum. O yüzden burada da farklı bir şey olsun istemiyorum. Haydi çocuklar, haydi Kara Ömer. Bakalım kaç gol geliyor. Oo, Mert Çetin yine bir hata yaptı. Diyen kim abi? Of. Abicim biz Mert Çetin için kimi vermiştik? Vallahi iyi bir Nuri Şahin'i vermiştim değil mi? Vallahi Nuri Şahin'i vermekte büyük hata mı yaptık? Türk milli stoper gelmesi için. Vallahi büyük hata. Çeku Dieng. Kimse bu. 1-0 yaptı. Balcı. Sivas bambaşka oynuyor bugün. Yıldırım Mert Çetin. Bu sefer iyi. Bu sefer iyi de Gilerme. O top bende kalmadı. Bizde kalmadı. Faul var. Seedorf. Kara Ömer'e bırakacak. Kara Ömer önü boş. Kara Ömer git. Kara Ömer gidiyor. Kara Ömer getiriyor. Kara Ömer vücudu kullanayım derken kaptırıyor nasıl oluyorsa. Ooo, yine kaçırdık. Yine kaçırdık. Lunev kaçırmıyor ama. Lunev vallahi bizi ipten aldı. Burada 2 olmalıydı. Stoperler Bozikov da iyi oynamıyor. Yıldırım Mert Çetin de iyi oynamıyor. Ön direk Gilerme. İlk yarı hep Sivasspor'da arkadaşlar. Yine de buradalar. Bozikov araya girdi.
Taşla göz arası bir gol atar mıyız? Kontra atak güzel gelişiyor. Gilerme'nin önü bomboş. Kim bu adamın önünü bomboş bıraktı? Gilerme getirdi. Gilerme. Abi nasıl pas o abi ya? Gilerme bak bir de elini kaldırıyor. Lan Gilerme. Vallahi bizim yapacağımız tek iş alacağız, koşacağız ileri. Kimse durduramazsa durduramaz. Verimsiz gün mü diyor? Ne diyor Gilerme için? Böyle olmuyor çocuklar, böyle olmuyor. Muhammed Kudüs sağ tarafa koyuyorum. Recep Niyaz ortaya alıyorum. Böyle devam ediyoruz. Dieng, golü atan Dieng Karamoko'ya veriyor. Evet, çikolata çocuk Karamoko, Kudüs. Kontra atak, haydi. Seedorf'u gördüm orada. Rodeaga uçur Seedorf'u. Seedorf uçurt bizi. Seedorf. Rodeaga. Ya Rodeaga da. Arkadaş kim size kara büyü yaptı ya? %100'lük kaçtı. Zakarya hadi. Rodeaga. İyi pas. Rodeaga Zakarya'ya. Zakarya'dan Kara Ömer'e. Kara Ömer'den Kudüs'e. Kudüs'ten filelere. Kudüs'ten kabile dansı. Yo, kabile dansı yapmadı, yanlış yaptı Kudüs. Rodeaga, Kara Ömer, Kudüs. İşte bu kadar, çok güzel bir gol. Aman dikkat çocuklar, aman dikkat çocuklar, aman ya. Ya bizim stoperler hiçbir şeye yaramıyor bu bölümde. Ben anlamadım ne hikmet, Napoli maçında biz ne yapacağız, ne yiyeceğiz? Arkadaş Bozikov, o nasıl bir zıplayış ya? 2-1, Recep. Müthiş pas. Rodeaga. Apindango'ya hata. Rodeaga. Sakin. Çevirin. Kudüs. Kaleci Muammer Yıldırım. Kudüs. Müthiş. Kara Ömer. Penaltı. Topun başında penaltıyı yaptıran Kara Ömer var arkadaşlar. Penaltıları 36 mı ne? Hadi Kara Ömer. İşte. Kara Ömer direkten döndü. Kabile olanımız. Neyse şimdi normal atar. Rodi. Kara Ömer. Aha free kick. Şimdi Fırat Günver'i de oyuna alalım. Topun başında Rodeaga var. Evet sayın seyirciler. Hallettiler mi bu free kick mevzusunu? Rodeaga geliyor. Rodeaga yazıyor. İgo Rodeaga. Frikikten ne yaptı? Vurdu İgo. Çok seviyorum ismini lan. İşte bu kadar. İgo Rodeaga. 2-2. Arkadaşlar frikik glitch iş başında. Mükemmel vurdu Rodeaga. 2-2. Kara Ömer'in kaçırdığı penaltının tesellisi. Burada Hugo Vieira'ya bir saçlara jilet. Hugo Rodeaga baba. Free kick'ten attı. Recep hadi. 90+3 aldık topu. Şu maçı da alalım. Kara Ömer. Rodi. Fırat. Rodi. Kara Ömer kaçıyor. Kara Ömer bırakma. Kara Ömer al o topu. Apindango'ya. Hocam korner değil mi ya? Aha korner bıraktı nedense. O da çok acayip. Fırat Günver gel abi. Kornercimiz. Karamoko orada. Rodeaga orada. Güzel korner Karamoko. Çikolata çocuk. Maalesef kaleci. Sivas'ta 1 puan var arkadaşlar. Zorladılar bizi. Ben bunu seviyorum ama. Böyle zorlanmayı seviyorum. Eğlenceli oluyor. Ama Napoli'ye karşı aşırı fazla zorlanmayalım. Trabzonspor Alanya'ya kaybetmiş onu gördüm ve üçüncüler Fenerbahçe'de yükselmiş. Biz yine lideriz. İç saha şimdi Rize. Bu maçtan hemen 2 gün arayla da Napoli maçı gelecek arkadaşlar. Bunu çok seri geçeceğim. Fazla uzatmayacağım. Şunu çok bulutlu yapalım. Maç başlasın hemen. Rodeaga ile Aduriz tekrar beraber ilk 11'deler. Az kadromuzla sahadayız. Güzel gelişiyor atak. Fırat uçtu. Fırat Günver. Fırat bekledi. Fırat pası verdi. Rodeaga. Gökhan. Oo, pasa gel. Offside var mı? Kudüs gidiyor. Kudüs. İşte bu kadar. Kudüs abanıyor. Kudüs'ten kabile yürüyüşü var mı? İşte bu. Burada Kara Ömer'e gönderiyor Kudüs. Süper bir pas geldi. Rodi'nin asisti oluyor bu. Rodi'ye gelen pas daha güzeldi.
Kudüs sol kanatta oynuyor, 31. dakikada kutsal sayıda kutsal çocuğumuz golü atıyor. Zakaria. Evet, Kudüs. Asist mükemmel, pas mükemmel, asist değil henüz. Rodega. Aa, Gökhan Akkan. O da iyi. Hadi Kudüs. Top bizde. Fırat kafalarda ama Rodega niye uzaklaşıyorsun toptan be? Ideguchi. Fırat Günver. Rodega mı uçuyor? Rodega'ya pas. Evet. Giler mi? Giler mi? Giler mi? Bekledi. Giler mi? Pasını verdi. Rodega batırdı be kale önünde. Aduriz. Fırat Günver. Fırat. Fırat kendi çabasıyla bir şey yapar mı? Fırat Günver. Fırat. Plaseyi yazıyor mu? Çok kötü vuruyor Fırat. İlk yarı 1-0. İkinci yarı Çaykur Rize sağlam bastırıyor ama Ezibuye okey, kötü kafa. Samu diyor. Aman. Lunev mükemmelsin. Uzaklaşsın abi bu top. Ne baskı geldi. Kontra atak bomboş. Boşluklar var mı? Konare. Kudüs. Kara Ömer. Kara Ömer olmadı. Zakaria. Evet sayın seyirciler. Top bizde. Kontra atak iyi görünüyor. Kara Ömer, güzel pas. Kudüs, Kara Ömer'e. Kara Ömer, Kara Ömer, Gökhan Akkan. Oo, uzun topa gel. Musa Çağlayan. Musa'ydı galiba. Skepovic. Skepovic kimse. 89'da 1-1 yapıyor. Evimizde 10'da 10 yaptık. Güzel vurdu. Yani tekrarını görmek istemiyorum. Çünkü acele edip gol atmak istiyorum. Evimizde 10'da 10'muşuz. Bu da ilk beraberliğimiz, ilk puan kaybımız olur. Ama olmasını istemiyoruz. Kudüs dönüyor. Rodega veriyor. Kudüs'e gidiyor mu? Gidiyor. Kudüs çekiyor. Kara Ömer'e veriyor. Kara Ömer'in pası. Baro niye araya giriyorsun be Baro? Ya ayıp ya. Evimizde 2 puan kaybediyoruz arkadaşlar. Zorlanıyorum bu bölümde. Ne hikmetse artık. Bazen bu oyunu bir gün açınca daha mı zor, bir gün açınca daha mı kolay, anlamadım gitti. O sonda bilmiyorum, Kara Ömer'le vurasım gelmedi. Başka birisine döndüreyim dedim. Orada da Barov'a çarptı top. Hocamız that's the football diyor. That's the football diyor. Yolumuza bakacağız. Fazla kafaya takmaya gerek yok diyor. Ve şimdi büyük sahne. Ondan önce bir antrenman. Konare Karamoko. Konare triple A. 3 tane A aldı. 58, 59'u da yarıladı vallahi. Helal. İlk maç deplasmanda Gürkan Hoca ilk büyük basın toplantısında, yani ciddi bir basın toplantısı, ilk basın toplantısı demeyelim de, baskıyla nasıl baş edeceksiniz? Üstesinden geleceğim. Evet, üstesinden geleceğiz daha doğrusu. Bu maçın sonucu ne olur? Zorlu bir maç olacak, orası garanti. Ve başka, harika bir form grafiği çizdik. Dikkatimizi dağıtmayalım. Bu maçta da öyle oynayalım ama son iki maçımız İyi geçmedi. Dilermen'in ilk 11'de başladığı maçları kazanamadık arkadaşlar. O yüzden Rodi'yi de çıkarıyorum. Şöyle Kudüs'ü de yerine koyuyorum. İlk maçın, Trabzonspor 4-1 yendiğimiz maçın ilk 11'iyle sahaya çıkacağız burada. Deplasman Napoli. Full kondisyon olması güzel. Çok zorlanacağız ama Elif Elmas'a karşı bakalım. Yağmur oluyor. Her şey hazır. 22.00'da seçkin zorlukta. Olimpia Stadyum muydu? Napoli'ye geçiyoruz. Napoli, Denizli. Yağmurun altında inanılmaz tarihi bir akşam. Denizli Spor daha önceden buralara gelmiş bir kere. Lyon'u mu yenmişler burada emin değilim. Tam olarak yorumlara yazın arkadaşlar. Tekrar bana hatırlatın ama böyle bir mevzu varmış. Gruplardan çıkma mevzusu var mıymış Denizli'nin? Tam hatırlamıyorum ama görüyorsunuz diğer eşleşmeleri. Onların da sonuçları belli. Rakibin ilk 11'i nasıl? Suarez var. Mertens var. Tanıdıklarımızı söyleyeceğim. Götze'yi almışlar. Götze değil mi bu? Aynen. Jose Callejon. Bu çocuk kimdi? Luke Shaw. Sol bek. Başka kim var? Başka. Kaleci galiba Meret. Genç kaleci. Koulibaly defansta. Kaya gibi kaptan. Geri kalan oyuncuları da maç esnasında göreceğiz artık. Burada hedefimizde deplasman golleri var. Koçum benim. Kudüs koçum benim. Kudüs sıyrıl adamından. Ayrıl da gel. Fabian bırakmıyor. Kudüs pasını at abi. Evet. Aduriz. Aduriz. Lukşa. Recep. Aduriz döndü vurdu. Çatalda patlayan top.
Of! Aduriz'in dönüşü, vuruşu, her şey harika. Kaptanlık pazubandıyla sahaya çıkmış. Tecrübe daha çatal olamaz be. Daha çatal olamaz be. Gürkan Hoca tam jilet gibi gelmiş Şampiyonlar Ligi'ne. Elif Elmas oynamıyor. O dikkatimi çekti. Elif Elmas'ın reytingi mi yetmiyor ne? Kalehon, aman dikkat. Kalehon, Ideguchi üstünde Kalehon'un. Kalehon, Ideguchi kendini yere attı. Kalehon'un ortası. Veseli'nin kafası. Mertens biraz... Yani ilk tehlikeleri adamların. Luis Suarez de var. Aman aman alan. Ideguchi. Karizma Japon. Yine iyisin koçum benim. Uzaklaşsın bu top. Alan bastırıyor. İyi top çalan adam. Alan. Veseli. Hüseyin. Güzel kontra atak. Aduriz. Ezibuye. Recep. Aduriz. Sakin abi. Olmuyor. İlk yarının bitmesine anlar kaldı. Hoca burada bitiriyor. 0-0 arkadaşlar. Deplasmanda rakibi çözemedik ama onlar da bizi çözecek gibi görünmüyorlardı ilk yarıda. O yüzden biraz kafam rahat. Değişiklik yok. İkinci yarı. Haydi çocuklar. Aduriz. Recep Niyaz. Aduriz. Aduriz baba. Manolos. Kalehon. Orta tehlikeli. Ezibuye güzel. Fırat Günver. Haydi Fırat. Göster kendini. Kudüs uçacak. Fırat'ın pası güzel Kudüs'e. Kudüs. Manolas mı üstünde? Kudüs döndü. Fırat Günver. Fırat. Fırat yoğun baskı altında arkadaşlar, resmen batırdı be abi. %100'lük golü kaçırdı be. Ya o şut %98 girer normalde ama işte burada %2 oluyor. Fırat'la inanılmaz bir pozisyon harcadık. Kalehon, adamlar geliyorlar, çok tehlikeli. Kalehon orta, alan kafa gol. Atamayana atarlar hesabı. Kalehon çok orta yaptılar da herkes yerindeydi şu ana kadar. İşte şimdi kalecimiz çıkıp yumruklayabilir aslında o ortayı da, bilmiyorum, anlamadım. Burada bir değişikliğe hemen gidelim arkadaşlar. Recep Niyaz ortalıkta yok gibi. Onun yerine Gilerme gel abi. Başka da değişiklik yok henüz. 1-1 yaparsak çok rahatlayacağım ama Fırat'la kaçırmamalıydık. That's the football diyoruz ve maçımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Fazla üstüne düşmeye gerek yok. Bazen öyle şeyler oluyor. Kudüs. Aritz Aduriz. Direkten dönen topu Aduriz'in de vardı. İki tane gole çok yaklaştık. Olmadı. Burada da atak olmuyor. Lozano maçta. Uzun top. Kalehon. Kalehon içeride tuttu. Kalehon. Vallahi sağlam tuttular. Sağlam geliyorlar. Kalehon yine orta yapmasın. Kalehon yaptı. Bu sefer Hüseyin Türkmen iyi de. Zakarya ne yapıyorsun be? Lunev, inanılmazsın Lunev. Bir deplasman golü bizim için çok önemli. Kudüs verdi Aduriz'e. Haydi kutsal çocuk. Götür abi. Götürüyor Kudüs. Kudüs dar açı. Kudüs. Fena vurmadı. Yine dışarı gitti. Ideguchi. Kudüs. Muhammed Kudüs. Rodega. Kudüs Rodega. İyi paslaşmalar. Fırat da geldi. Ama ara pası nereye gidiyor ben anlamıyorum. Fırat ne güzel kaçıyor. Veseli çıktı, topu almaya çalışıyor. Veseli alamıyor ama top bizde, Lunev'de. Sakin. Hemen başlatıyoruz. Ideguchi, Fırat Günver. Süper. Barov. Hadi Manolas kesti. Manolas kesti be. Keşke Barov ile ilerleseydik. Maçın artık son artı ikisi. Evimizde bunlara iki atar mıyız böyle biterse? Gol var mı? Fırat Günver. Kudüs önüne kaldı. Haydi Kudüs. Haydi Kudüs. Manolas. Free kick. Rodega hazır mısın? Fırat Günver topun başında. Rodega sen hazırlan. Buradan oluyor mu glitch bilmiyorum. Hugo Rodega. Rodega geliyor, vuruyor. Buradan olmuyor tabii. Kahretmesin diyoruz ve Napoli'de maalesef 1-0 yeniliyoruz. Fırat'la yanıyorum ya. Fırat'la yanıyorum. Nasıl o öyle kötü gönderdi ben anlamıyorum. 79 bitiricilik. Yani kaleciyle karşı karşıya düz bir vuruş. O kadar da kötü gitmemesi gerekiyor. Aduriz'in inanılmaz direkten dönen bir topu vardı. Çataldan dönen bir topu. Hayallerimiz belki suya düşebilir arkadaşlar. Hocamız takımını yine de moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Buradan geri dönebiliriz. Gilerme beklentileri ne anlama geliyor? İnişli çıkışlı dönem diyeceğim. Çünkü Gilerme bir var bir yok. Tüm takım öyleydi.
Denizli Spor ikinci yarıda eşitliği sağlayamadı. Sizce neden? İyi oynadık ama yetmedi. Bahane uyduramayız. Aslında en mantıklısı ama iyi oynadık ama yetmedi herhalde diyeceğiz. Çünkü sırf Fırat'ın üstüne koymak da biraz yanlış olabilir. Sırada şimdi Fenerbahçe'ye karşı, onların da 52 puanı var. Çok önemli bir lig maçı var. Aynı başladığımız gibi bitireceğiz bölümü. Maç yine Kadıköy'de olacak. Fenerbahçe, bilmiyorum takım nasıl ama biz bu ilk 11'le oynayacağız. Şu 13.30'da olacağını gördüğüm için bunu çok bulutlu yapıyorum. Bölümümüzü bakalım zirvede tamamlayabilecek miyiz arkadaşlar? Bu galibiyet gelecek mi? Morallerimiz biraz bozuk. Yani ne kadar da aklımıza getirmemeye çalışsak da kaçırdığımız goller İtalya'da bizim için büyük bir boşluk yarattı içimizde. İnşallah burada alırız maçı. Fenerbahçe az kadrosuyla çıkmış bu sefer sahaya. Veseli araya girdi. Fırat iyi pas. Aduriz uçur. Recep uçar mı? Formasından çekildi Recep. Recep uçuyor yine de. Recep uçuyor. Recep uçuyor. Ama pası çok kötü gitti. Hiç doğru düzgün de gitmedi. Hiç kimseye doğru. Neyse top bizde yine. Ezibuye. Dribbling biraz zayıf ama iyi gidiyor. Fırat Günver ayağının dışı mı? Altay Bayındır. En çok gol atan takımız. 23 maçta 53 gol. Baro. Fırat. Fırat Günver. Ooo. Abi. Aynı Adruz'in gönderdiği noktaya. Fırat'tan süper sol ayak. Aynı yer. Of. Veseli. İyisin Veseli. İdeguchi. Fırat. Fırat Günver. Uçan birisi vardı. Recep uçuyordu. Fırat kendisi uçmaya başladı. Fırat'ın önünde kaldı. Kudüs. Evet. Barov. Fırat'ı buldu Barov. Fırat Günver. Fırat. Süper yerden free kick. Free kick Fırat'la mı gelsin? Free kick çalıştırıyorum ben Fırat'ı aslında. Fırat Günver. Haydi Fırat. Fırat geliyor. Barajdan dönüyor. Biraz daha güç vermemiz gerekiyordu. Evet, Aduriz uçur. Recep uçuyor. Recep kaleye doğru gidiyor. Recep, batırma Recep. Recep. Fırat Günver'i dahil ediyor. Bu çocuk biraz tecrübe kazansın diyor. Fırat ne yapıyorsun? Ooo, Fırat'tan değişik bir kışkırtma Fenerbahçe'ye. Ooo, Denizli'de bir aslan mı var? Fırat Galatasaraylı mıymış? Recep... Batırmadı Recep. Sakin dedi. Fırat gol attı. 1-0. Deniz bir o yana bir bu yana. Deniz ne yapacaksın Deniz? Deniz hala tuttu. Deniz verdi kaçtı. Deniz ortasını yaptı. Ezibuye rahat karşıladı. 42. dakika. Ozan Tufan. Ozan döndü. Ozan bizim karizma Japon'u geçti gibi. Deniz Türücün pası. Zakarya sakin. Zakarya içeride tuttu ama mantıklı bir şey miydi bilmiyorum. Şimdi de Ozan Tufan. Şansa gel ya. Luis Gustavo ne vurdu öyle? Çok kötü vurdu. Ve ilk yarı 1-0. Sadece Fırat'ın golü. Guilherme ile Rodeaga giriyor. Aduriz ile de Barov çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci yarıda fark açılır mı yine Trabzon maçında yaptığımız gibi. Miha Zaitz. Fenerbahçe tehlikeli geldi. Gustavo bu sefer... Ezibuye orada tuttu Zaitse. Ama pas kötü. Kufre sol beki Fenerbahçe'nin. Arjantinli topçu Rodriguez orta. Rodriguez iyi ki engellendi yoksa güzel füze gibi görünüyordu. Şimdi kontra atak bomboş yerler var. Kudüs valla Fırat'a attı. Abi ne oluyor be ben anlamadım ya. Aslında ilk top Kudüs'e gitmeyecekti. Uzaktaki Gilerme'ye gidecekti. Altay baskı yerse tehlike olur mu? Altay güzel uzaklaştırdı. Ama Veseli. Yine boşluklar var galiba burada. Fırat Günver. Kudüs. Fırat'ın önüne. Fırat. İşte bu kadar be. Keşke Napoli maçında da bunu yapabilseydim be Fırat diyoruz. Fırat yine kışkırtıyor. Bomba Fırat. Yine bölümün adamı gibi görünüyor ama Napoli maçında kaçırdığı... Yani Fırat'ın 18 yaşında olduğunu gösterdi orada bize. Ama burada Fırat Kadıköy'de avlıyor. Deniz Türüç. Fener korner kullandı. Dışarı çıkan top. Kufre. Kufre'nin ortası Mevlüt Erdinç. Luis Gustavo ve gol. Mevlüt Erdinç'in asisti bu sefer. Gustavo yanıltmıyor. 2-1.
Fener'in kornerden dönen topu tehlike oldu bizim için. Rodriguez korner peşine, bu oldu 2-1. Fener yüklendi de yüklendi. Geri Rodriguez, ortası vallahi güzel bir arkaç oldu ve Lunev kurtarıyor. Lunev kurtarıyor. Burada bir değişiklik tavsiye ediliyor da Deniz Önder'i almak istemiyorum. Korner Ezibuye, uzun boylu Ezibuye. Deniz Türüç, Rodega. İşte bu, işte bu. Kontra atak. Fırat Günver. Haydi Fırat, uçarsın Fırat. Uçur götür Fırat. Güzel gidiyor Fırat. Fırat biraz yoruldu ama Fırat hala götürdü. Arka taraf bomboş. Fırat'ın ortası. Adrese teslim. Giler mi? İyi ki çıkmadı. Zakarya. Kaleci. Geri Rodriguez. Aha aldık. Aldık. Fırat Günver. Fırat önünde tuttu Fırat. Fırat ne yapıyor? Fırat tuttu valla. Fırat. Ozan Tufan düşürmesini bekliyor. Maç böyle bitiyor. Fırat'ın iki golü bize Kadıköy'de deplasmanda zorlu bir galibiyet getiriyor arkadaşlar. Fener ikinci yarıda biraz daha baskıyı çoğalttı. Ve bakalım şimdi durumlar nedir? Fırat Günver maçın adamı, iki golüyle. Asistlerde Kudüs'le Niyaz'dan geldi, Recep Niyaz'dan. Kudüs Fırat antrenmanı, Kudüs'ün overall'ı artıyor. 75'e yükseldi. Şimdi bu bölümü burada keseceğim. Ligde ne durumdayız? Fenerbahçe'yle bir sonraki bölümde yine başlayacağız. 1-1 bitmişti deplasmanda. Son 16. Ligde lider bitirdik. Fenerbahçe'de Trabzon'da aynı puanda. Başakşehir 49 puanda. Galatasaray 13. durumda. Ligde gol kralı Sörloth götürüyor 27 golle. Aduriz'le Kudüs 12'şer gol. Rodega 9 gol. Asist lideri Fırat Günver olmuş. 10 tane asist. Çünkü 3 tane asist yaptı bir tane maçta. Bizim Lunev'de 7 tane gol yenmeyen maç benim için, yani gol yememe çok rahattı geçen sezon. Bu sezon çok gol yiyorum. Hani en iyi defans hedefimiz var ya, orada şu an kaçıncıyız? 6. 7.yiz. Bizim altımızdaki 6 takım da bizden daha az gol yemiş. Ama ligin en çok gol atan takımıyız. Toplam istatistikleri de size şöyle şu şekilde göstereyim. Kendiniz durdurup inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde Fenerbahçe Türk Kupası'nda tamam mı devam mı? Napoli Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı? Liderliğimizi sürdürebilecek miyiz? Ve peşine devamsa eğer kimle eşleşeceğiz onu öğreneceğiz. Bu bölümü izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın. 66'da doldu gönüllerin efendisi. Yeşil siyah renkleriyle liglerin efsanesi. Horoz aşkı ile yanan taraftarının sesi. Denizli Spor, şanlı Denizli. 66'da doldu gönüllerin efendisi.